Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz umudumuz. Umudumuz elbette dünya çapında salgın hastalık anlamına gelen pandeminin sona ermesi. Umudumuz dünyada herkesin en etkili aşıyı olabilmesi. Ve ülkemizde de mesela bir an önce saat 24'ten sonra getirilen müzik yasağının kaldırılması. Haberde izleyeceksiniz. Çok değerli sanatçılarımız Sağlık Bakanlığı'nın klibinde yer aldılar ve onlar da aynı dileklerde bulundular. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen koronavirüs gündemiyle başlayalım bültene. Salgının önünün kesilmesi için uzmanlar aşılamanın hızlanması gerektiğini söylüyor. Çünkü eğer %75 aşılama oranına ulaşılamazsa delta mutasyonu nedeniyle 4. dalga kapıda. Sağlık Bakanlığı'nın ünlülerle hazırladığı videoda aşılamaya katılımı artırmayı hedefliyor. Koronavirüsün şakası yok ama çaresi var. Normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın. Aşı kampanyası yavaşlarsa özellikle tereddütlerle birlikte o zaman 4. dalganın önü açılabilir. Bu delta varyantla da birlikte. Türkiye'de şu ana kadar 134 kişide tespit edilen delta mutasyonunun etkisini kırmak, 4. dalganın önünü kesmek için tek yol aşılamanın hızlanması. Vaka sayılarının yeniden 6000'lere yükselmesi endişeleri arttırdı. Sağlık Bakanlığı ünlü sanatçıların aşı çağrılarına yer veren videolar hazırladı. Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yeniden açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara. Önümüzdeki dönem bir 4. dalga olasılığımız var. Aşıya rağmen mi var 4. dalga olasılığı? Aşıya rağmen var. Aşı kampanyası eğer çok hızlı gider ve bu hızla büyük bir nüfusu aşılamayı başarırsak bu 4. dalganın önü kesilebilir. Bunların hiçbirisi kader değil. Türkiye'de iki doz aşılama henüz %17,5'te. Bu oranın %75'e çıkması gerekiyor salgının yavaşlaması için. Eğer aşılamada istenilen seviyeye ulaşılamazsa 4. dalgayla karşı karşıya kalınabilir. Zaten 1 Haziran'dan önce 5000'in altı hedefleniyordu. Vaka sayıları düşmediği gibi yeniden 6000'lere yükseldi. Ankara'da çok yüksek sınırına yakın bir noktada. 100.000'de 90'ın üzerinde seyrediyoruz. Bugün bazı kısıtlamaların kaldırılması söz konusu. Neden bu bütün Türkiye'de eş zamanlı yapılıyor? İllerdeki vaka sayılarına göre yapılacağı açıklanmıştı. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Tuğrul Erbaydar'a göre vaka sayılarının düşmemesinin sebebi ani esnetilen tedbirler. Üstelik 1 Temmuz'dan sonra daha da gevşetilecek. Önceki haftalarda 100.000'de kaç vaka olduğunu gösteren haritalarda önemli farklar oluyordu. Vaka sayıları düşüyordu. Bu kez hemen hemen aynı kaldı. İstanbul'da 100.000'de 55 vaka vardı, 51'e gerileyebildi. Önümüzdeki dönem için bu delta varyantın gelişi er veya geç kaçınılmaz olacak. Biz yurt dışından insanların gelişini kontrolsüz bir şekilde açmamalıydık. Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için uzmanların önerisi yurt dışından gelenlere dikkat edilmesi yönünde. Özellikle Rusya'da çok görülen delta mutasyonunun Türkiye'de de yaygınlaşmasından endişe ediliyor. Bilim kurulu tüm bu ihtimalleri görüşmek üzere toplandı. Hemfikir olunan en net konuysa aşılamanın hızlanması. Normalleşme kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren sağlık çalışanlarının istifa yasağı da sona eriyor. Bilim insanları ve sağlık çalışanları üstlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım. Delta varyantı görülen ülkelerin sayısı hiç de az değil. Aşılama oranının yüksek olduğu İsrail ve İngiltere'de bile son ayların en yüksek vakaları tespit edildi. Dünya yeni varyantla karşı yeni tedbirler almaya başladı. Merak edilense aşıların ne kadar etkili olduğu. Dünyayı delta varyanta endişesi sardı. Türk bilim insanı Uğur Şahin, BioNTech aşısının yeni varyanta karşı da etkili olduğunu açıkladı. Nüfusun %60'ını aşılayan İsrail'de son 2 ayın vaka rekoru kırıldı. Rusya'da son 4 ayın en yüksek can kaybı yaşandı. Hindistan'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan delta varyantı birçok ülkede etkili olmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü varyantın en savunmasız insanları seçtiğine dikkat çekti. Alarma geçen dünya sert önlemler almak zorunda kaldı.
Nüfusun %60'ının iki doz aşılandığı İsrail'de vakalar artışa geçti. %70'i delta varyantı olan vakalar son 2 ayın rekorunu kırdı. Bir günde 125 kişi virüse yakalandı. İsrail Başbakanı salgın yurt dışı kaynaklı olunca seyahatlere ara verilmesini istedi. Vakalar özellikle 12-15 yaş arasındaki aşısız çocuklarda görüldü. 6 Haziran'dan bugüne kadar sadece 20 bin çocuk aşı oldu. Delta varyantı Rusya'da da hızla yayıldı. Aşılamanın yavaş ilerlediği ülkede son 24 saatte 16.715 yeni vaka kaydedildi. 546 can kaybı yaşandı. Rusya'da aşı olanlara bazı ayrıcalıklar tanındı. Başkent Moskova'da kafe ve restoranlar sadece aşılanmış ya da son 3 gün içinde test sonucu negatif çıkanlara hizmet verecek. Aşısı ve bağışıklığı olmayanlar ülke genelinde her işte çalışamayacak. Delta varyantı kısıtlamalarını 19 Temmuz'a erteleyen İngiltere'de de vakalar hızla arttı. Şubat'tan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Son 24 saatte 11.625 kişi virüse yakalandı. Polonya, İngiliz yolculara bir haftalık zorunlu karantina uygulaması başlattı. Türk bilim insanı Uğur Şahin, Alman aşısıyla ilgili herkesin merak ettiği konuya açıklık getirdi. Şahin, BioNTech aşısının Delta varyantına karşı da etkili olduğunu açıkladı. Şimdilik yeni bir uyarlamaya gerek yok dedi. Dünya Sağlık Örgütü yeni varyantın yani Delta varyantının en savunmasız insanları seçtiğine dikkat çekti dedik haberde. Yani 12-15 yaş arasına hedef alıyor. İsrail aşılıyor artık çocukları da. Bizde de Sağlık Bakanı 134 kişide bu yeni varyantın bulunduğunu açıkladığına göre bizim de dikkatimizi çekmesi gereken bir durum artık. Aşılamanın hızı düşüyor. Tam aksine şimdi hızlanması gerekli. Umudumuz hiçbir çocuğumuzu bu hastalığa kurban vermemek için bir an önce aşılanabilmemiz. Efendim bir tweet'e yer vereceğim. Seyit isimli bir takipçimiz. Umudumuz acile hizmet veren fakat acil farkı alamayan laboratuvar ve MR'daki sağlık çalışanlarına acil farkı verilmesidir demiş. Ve siyasetle devam edeceğiz. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirket olması yönündeki teklif iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi. Muhalefet anonim şirket olursa özelleştirmenin yolu açılacak derken tank palet fabrikasını hatırlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu, özelleştirme yok dedi. Tank paleti peşkeş çektikleri yetmiyormuş gibi şimdi de bir diğer stratejik kurumumuzu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nu özelleştirmeye çalışıyorlar. Özelleştirme yok. Oradaki çalışan kardeşlerimizin özlük haklarına geri gitmesi söz konusu değil. Muhalefetin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirkete dönüştürülüp hazineye devredilmesiyle özelleştirmenin yol açacak tepkisi sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuştu. Özelleştirme yok dedi ama muhalefet tank palet fabrikasının Katar ortaklı şirkete devredilmesine de aynı cümlelerin kurulduğunu söylüyor. Biz bu filmi gördük. AKP gelip her milli varlığın beline vurduğu gibi bunu da vurup o fabrikayı şirketleştirip sonra da özelleştirecekler. Bakınız tank palet fabrikası. Türk Silah Sanayi'nin en eski kuruluşu olan Türk ordusuna silah, mühimmat, patlayıcı üreten Makine Kimya Endüstrisi'nin anonim şirkete dönüştürülmesi için kanun teklifi verdi AK Parti. O teklife göre Makine Kimya Endüstrisi'ndeki tüm çalışanlar işçi statüsüne geçecek. Yabancı personel alımının önü açılacak. Memur konfederasyonları da karşı bu düzenlemeye muhalefetti. Ordumuzun mühimmatının önemli bir bölümünü üreten bu stratejik kurumu da peşkeş maceralarına kurban etmeye utanmıyorlar. Bizim burada yapmaya çalıştığımız konu, gayretimiz Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun modern bir yapıya kavuşması, bu hantal yapıdan kurtulması. Sözüm ona muhafazakarlar ama talan etmedik, kırmadık, dökmedik, satmadık bir şey bırakmadılar. Uzmanların da bu işi bilenler de söylediği gibi mevcut yapısıyla, bu hantal yapısıyla gerekli gelişmeleri sağlaması, ilerlemeyi sağlaması, ileri teknoloji kullanması pek mümkün değil. Yarın komisyonda direneceğiz, mecliste direneceğiz, Anayasa Mahkemesi'nde direneceğiz. Bu rezalete bir son vereceğiz. AK Parti'nin kanun teklifi önce komisyona gelecek, ardından genel kurula. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özelleştirme olmayacak diyor ama muhalefet de sendikalarda düzenleme yüzlerce yıllık kurumun özelleştirilmesinin ilk adımı diyor. Bir izleyicimiz umudumuz dürüstlük, açık sözlülük demiş. Doğru Haber merkezindesiniz. Hemen haberi aktarayım. Avusturya'da gözaltında olan Türkiye ve Amerika'nın iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Fox Haber'e konuştu. Baran Korkmaz Amerika ile masaya oturabilir dedi.
Sezgin Baran Korkmaz'ı feda etmeye kalksalar biliyorlar ki onunla iş tutan hepsi ortalığa dökülecek. Ve şimdi Amerika'da ya konuşursa ya konuşursa. Amerika'nın Baran Bey'in avukatlarıyla oturup Reza Zarrab gibi pazarlık yapmaya çalışma düşüncesi olabilir. Baran Bey Amerika ile masaya oturabilir. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan ve Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya olası iadesine karşı muhalefet Reza Zarrab hatırlatması yaparken Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger Fox Haber'e konuştu. Amerika ile Zarrab gibi masaya oturabiliriz dedi. İnşallah Rıza Zarrab olayındaki gibi Türkiye'nin yine kıskaca alınacağı bir iklim oluşmaz. Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'da bağlantılı olduğu bazı isimler Amerikan vergi sistemini toplamda 511 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. Bu paranın 133 milyon dolarının Sezgin Baran Korkmaz'a aktarıldığı ve o paranın da Türkiye'de aklandığı iddianamede yazıyor. Yine iddianamede yer alan ifadeye göre dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olan bir sanık, Büyük Baba lakaplı bir kişinin kendilerini koruyacağını vaat eden Baran Korkmaz'a bunun karşılığında ödeme yaptığını söylüyor. Büyük Baba kim, hangi ülkede detay yok. Sezgin Baran Korkmaz'ın paralara el koyma bilmem nesi reysen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırıldı ve kaçıyor gidiyor. Reysen bunu kaldıran Hasan Yılmaz bu işleri yaptıktan hemen sonra 16 Ekim 2020 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olmuş. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıktıktan sonra Türkiye'de de hakkında dava açıldı. Amerika'daki dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak Avusturya'da yakalanır yakalanmaz Ankara iadesi için girişimde bulundu. Korkmaz'ın avukatının verdiği bilgiye göre Amerika'da iade için resmi başvuruyu yaptı. Reza Zarrab, neden saldınız kardeşim? Neden bıraktınız? Muhalefetin Reza Zarrab hatırlatmasının nedeni Sezgin Baran Korkmaz'ın da Zarrab gibi Türkiye'de bazı siyasi ve yargı mensuplarıyla ilişki içinde olduğuna dair iddialar. Yurt dışına çıkmadan bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Ankara'da bakanlıkta görüştüğüne ilişkin iddia henüz yalanlanmadı. Baran Korkmaz Türkiye'ye değil Amerika'ya iade edilirse Reza Zarrab gibi Ankara'yı zorda bırakacak açıklamalar yapar mı sorusu soruluyor. Baran Bey Amerika ile masaya oturabilir. Ancak Reza Zarrab gibi Türkiye aleyhtarı açıklamalar yapmak için değil, gereken ödemenin yapılıp davanın düşürülmesi için. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger Fox Haber'e bu açıklamayı yaptı. Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istediğini ancak Amerika'ya iade söz konusu olursa Amerikan yargı makamlarıyla Reza Zarrab gibi masaya oturup pazarlık yapabiliriz cümlesini kurdu. İktidara yakın gazeteci Süleyman Özışık'ın İçişleri Bakanı ve OHAL Komisyonu ile görüşerek binlerce KHK'lının işe iadesini sağladım açıklaması siyasetin gündeminde. Muhalefetin FETÖ borsası tepkisi sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sessizliğini koruyor. Gerek Süleyman Soylu'ya gerek OHAL İşlemleri Komisyonu'na bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdü. Ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin görevlerini iade edildi. Süleyman Soylu, bunları yalanlamadıktan sonra nasıl oturursun o koltukta? Aklan gel tekrar bakan ol. Bir vurdum duymazlık, böyle bir arsızlık olmaz. Bunlara cevap vermemek, ölü taklidi yapmak çok ayıp. İktidara yakın gazeteci Süleyman Özışık'ın FETÖ suçlamasıyla işinden olan KHK ile ihraç edilen binlerce kişinin dosyasını İçişleri Bakanı'na, OHAL Komisyonu'na götürdüm, görevlerine döndüler sözleri sonrası muhalefet İçişleri Bakanı'nın sessizliğine dikkat çekerken CHP'li Ali Haydar hak verdi, Özışık'ın sözleri FETÖ borsasının itirafı diyerek önerge verdi. Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. FETÖ borsası konuşuluyor. Nasıl bunlar Süleyman Özışık'a ulaşmış da ikna etmiş de Bakan Soylu da onları görevine geri getirdi. Üsküdar'da hiç tanımadığım Şuayb diye biri. Balıkesir'de arkadaşlarım var. Bingöl'de arkadaşlar var. Yüzlerini görmedim. Dosyalarına baktım, inandım. Bir internet gazetesinin sahibi birilerinin avukatı olmuş, birilerinin mahkemesi olmuş, araya girmiş. Kim FETÖ'cüdür, kim değildir buna karar vermiş, beraat ettirmiş. Ben devletim adına utanıyorum. Takipsizlik alan, berat alan yüz binlerce insan işe geri dönemezken bir gazetecinin aracılığıyla 3000'e yakın insana himmet edilmiş. Anlaşılan FETÖ borsası çalışmış. İktidara yakın gazeteci Süleyman Özışık'ın İçişleri Bakanı ve OHAL Komisyonu ile temasa geçerek kaç KHK'lının işe iadesini sağladığı, bunu nasıl yaptığı sorusuna yanıt aranıyor. Kılıçdaroğlu mecliste tepki göstermişti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. CHP'den yanıt geldi. İsmail Çatak, sen genel başkanı yalanlamayacaksın. Sen yalanlayabiliyorsan Süleyman Özışık'ı yalanlayacaksın. Süleyman Soylu bunları şak diye işbaşı yapmış. Sen onu yalanlama, genel başkana çemkir. Binlerce insanın dosyasını götürdü. Bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun dedim. Ve araştırmalar yapıldı ve hepsi
iade edildi. FETÖ'cü hainleri kurtaran, bunun için maddi çıkar elde eden haindir, namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır. Bunun hesabını birileri çıkıp açık bir şekilde vermeli. Vermediniz değil mi? 2023'te de olsa sandık geliyor, millet hesabı soracak. Süleyman Özışık'ın binlerce ismi Süleyman Soylu'ya götürdüm açıklaması siyaseti ısıttı. Muhalefet Soylu'dan açıklama bekliyor ama İçişleri Bakanı konuşmuyor. Türkiye'deki tüm kamu kurumlarının harcamalarını denetlemekle görevli Sayıştay'ın başına Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener getirildi. Muhalefet meclisteki oylamaya Sayıştay'a kayyum atandı diye tepki göstererek katılmadı. Halbuki Sayıştay aslında Beştepe'yi kontrol edecek. Bütçenin doğru kullanılıp kullanılmadığına bakacak. Ama Sayıştay Başkanı şimdi Beştepe'den adeta atanıyor. Deyim yerindeyse saray tarafından bugün Sayıştay'a kayyum atanıyor. Muhalefetin eleştirilerine oylamaya katılmamasına rağmen AK Parti ve MHP oylarıyla Cumhurbaşkanlığı Personel Genel Müdürü Metin Yener, Cumhurbaşkanlığıyla tüm devlet kurumlarını denetleyecek Sayıştay'ın başına getirildi. Muhalefet kayyum dedi. Kamu iktisadi teşekküllerini millet adına meclisin emrinde denetleyecek bir kurumun başına bir saray bürokratının kayyum olarak atanmasını tarih önünde not ediyoruz arkadaşlar. Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü, aynı zamanda Türk Telekom'a bağlı bir şirketin de yönetim kurulu üyesi. Yani çok maaşlı. AK Parti ve MHP o ismi Sayıştay Başkanlığı için iki adaydan biri olarak gösterdi. Neden? Çünkü o raporlarda aslında bu iktidarın çeşitli noktalarında yapılan usulsüz harcamalar yazıyor. Yolsuzluklar yazılıyor. Sayıştay Cumhurbaşkanlığından bakanlıklara, belediyelere, il özel idarelerine, üniversitelere kadar tüm devlet kurumlarının harcamalarını denetliyor. Usulsüzlük, yolsuzluk var mı yok mu diye. Muhalefet de Sayıştay geçmişi olmayan Cumhurbaşkanlığı Personel Genel Müdürü'nün kurumun başına getirilmesi bundan sonra ortaya çıkacak olası usulsüzlüklerin örtülmesi için diyor. Diğer aday hiç olmazsa 5 yıl Sayıştay'da görev yapmış ama burada şimdi Sayıştay'ın kapısından girmemiş birisini Sayıştay'a etkin denetim yapmamak üzere kayyum olarak atıyorlar. Gündemin AK Parti Yener'in seçilme yeterliliği var diyerek savundu. Cumhur İttifakı'nın oylarıyla Sayıştay Başkanı olan Metin Yener'in Cumhurbaşkanlığındaki görevi sona erecek. Ama Türk Telekom'a bağlı şirket yönetimindeki görevine devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Muhalefet kayyum diyor. Ben biraz daha net anlatmaya çalışayım izninizle. Metin Yener Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü'ydü. Yani Cumhurbaşkanlığında görevliyken Cumhurbaşkanlığını denetleyecek tek kurum olan Sayıştay'ın başına geldi, getirildi. Aslında AK Parti ve MHP oylarıyla seçildi, haberde dinlediniz. Şimdi sormak lazım sizlere, izleyicilerimize. Sayın Metin Yener adaletli bir şekilde denetleme görevini yürütebilir mi? Aslına bakarsanız yürütebilir ama işi çok zor, çok zor. Kendisine kolaylıklar, başarılar diliyor. Adaletli davranabilmesi için de cesaret, vicdan, hür bir akıl temenni ediyorum. Efendim, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedi Mustafa Kemal Atatürk diye Emre Gülşen bizlerle paylaşmış. Haberle devam edelim. Çiftçilerin 8. kez Ankara'da eylem yaptığını dün ekranlarınıza getirmiştik. Çiftçiler sonrasında yetkililerle görüştüler, sorunlarını anlattılar. Ancak yine elleri boş döndüler. Bankaya olan borçlarımızı ödeyemiyoruz. Yapılandırma yapmak istediğimiz zaman %15, %18'ler faiz oranları isteniyor. Ayda en az 2-3 defa yeme zam geliyor. Mazota zam, elektriğe zam, gübreye zam, yeme zam. Biz bu zamların altında biz eriyoruz. Çiftçiler olaraktan 3,5 saatlik bir toplantı gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz sorunlarını, sıkıntılarını dile getirdiler. Komisyon başkanımız sorunları tek tek not etti. Artan üretim maliyetini karşılayamayan biriken borcunun altında ezilen çiftçiler bir umut Ankara'ya gitmişti. 8. kez eylem yaptılar. Temsilcileri Tarım Bakanlığı'yla görüştü, sorunlar not edildi. Ancak çiftçiler memleketlerine şimdilik elleri yine boş döndü. Umudunu yitiren Rıfkı Uyan ineklerini kesime gönderdi. 85 tane cebe düve getirdim. Sağlığı hayvan sayısı 50'ye düştü ve hala da küçülmeye gidiyor. Büyümeyi bıraktık. Bugün saman alamadım. Neden? Samanın tonuna 1100 lira fiyat istiyorlar. Yonca'ya 1500-1600 lira fiyat istiyorlar. Ben bugün buradan en az 8-10 tane hayvan daha kesilmem gerekiyor ki ben bu işi daha ayakta kalabilmek için. Ha, yazık değil mi? Çiftçimizin toplam borç miktarı 205 milyar TL'nin üzerindedir şu anda.
Ziraat Mühendisleri Odası'nın raporuna göre bankalara ya da tarım kredi kooperatifine çiftçinin besicinin borcu 200 milyar liraya aştı. 100 ton soğan tarlada kaldı. 4-5 sene önce tonu 5 TL'den satılıyordu. Şu anda 0 kuruşa gitmiyor. Toplasanız borçlu çıkıyorsunuz. İsyan ediyorum. Yazık. Bu kadar emeğe yazık. Tarım tabii ki her zaman söylediğimiz gibi stratejik bir sektör. Bizim asla yani bu anlamda siyasetle bir işimiz olmaz. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de tarımın stratejik olduğunun altını çizdi. Tunceli'deydi. Tunceli özelinde projelerini anlattı. Üretici ise tüm çiftçileri kapsayacak, maliyetlerini azaltacak tedbirler ve destekler istiyor. Yoksa üreticinin bu dar boğazı tüketiciye de zam olarak yansıyacak. Milli üretim diye yola çıkıldı. Milli üretiyoruz, yerli üretim yapıyoruz. Satıp veya kesip bu işten kurtulmak istiyoruz. Yarın yurt dışından aynı ithal hayvan getirdiğimiz gibi ithal süt ürünleri getirecek ve onlar döviz de alacak. 30 Haziran'da sona erecek işten çıkarma yasağından sonra işsizliğin artacağı tahmin ediliyor. Üstelik bu 15 aylık kısa çalışma ve ücretsiz izin döneminde çalışanların emekli olacakları tarih de ileriye atılmış oldu. Çünkü emeklilik primleri ödenmedi. Mecbur kalırsam ne yapacağım? Şimdi tamam ben çağırayım elemanlar. Hepsi birlikte burada çalışalım. Kim 5 kuruş para almadan, kimse burada para kazanmadan nasıl olacak bu iş işte? Milyonlarca çalışan 30 Haziran'dan sonra bugününü de arayacak mı şimdiden kara kara düşünüyor. Çünkü işten çıkarma yasağı sona erecek. Üstelik zaten bu 15 aylık süreçte çok kaybetti çalışanlar. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izinle maaşları azaldığı gibi bir de ilerideki emeklilik hakları ötelendi. Adlarına prim yatırılmayan kişiler emeklilikte prime takılmış oldular. Kısa çalışma ödeneğinde ücretsiz aylığında bulundularsa bir o kadar süre daha emeklilik için beklemek zorunda olacaklar. Yani bu 15 ayın 6 ayında kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin maaşı alan 6 ay geç emekli olacak. Emekliliği yaklaşanlar zaten mağdur oldu. Bir de yasaktan sonra işten çıkarmalar başlarsa emeklilik daha da hayal olacak. Bu 1,5 yıl bizim için kayıp. Yaşanmamış bir yıl. Ekonomi böyle gidecek olursa yani işten çıkarmak bir tarafa kendimiz de herhalde kapatabiliriz. Kar etmeden ayakta durmak mümkün değil tabii. Paket servis yapılamadığı için bu restoran 15 ay boyunca kapalıydı. Şimdi açıklar ama 15 ayın açığını kapatmaları mümkün görünmüyor. İşte bu yüzden maliyetten kısmak zorundalar ve en büyük maliyet kalemlerinden biri çalışanlar. Bu yüzden de çalışanların sayısını azaltmayı planlıyorlar. Bizim de harcamaları kısmamız gerekiyor. Çalışma arkadaşlarımız bu yüzden belki de veda edecekler. Her departman birer kişinin çıkabileceğini düşünüyorum. İşten çıkartma yasayla beraber de işsizlikte de ciddi artışın olabileceğini düşünüyorum. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun zaten yüksek olan işsizliğin daha da artacağını tahmin ediyor. Bu 15 ayda kısa çalışma ödeneği alan ya da ücretsiz izinde olanların çoğu işsiz kaldığında işsizlik maaşı da alamayacak. En az 600 prim günü var mı yok mu buna bakılacak. Belki %10'u %15'i işsizlik maaşı alabilir. Geriye kalanlar işten çıkartıldığında işsizlik maaşı da alamayacaklar. Umuyoruz, bekliyoruz. Yani yöneticilerimiz biraz daha uzatırlar belki kısa çalışma ödeneğini veya daha değişik desteklerle esnafı desteklerler diye. Türkiye'nin dört bir yanından ücretli öğretmenler Ankara'da buluştu. Yıllardır ataması yapılmayan öğretmenler Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Artık sesimizi duyun diyen ücretli öğretmenler hakları olan kadroyu istedi. 2018'den beri sesimizin duyulmasını istiyoruz. Yani yarım sigortayla uzun yıllardır özveriyle görev yapmaktayız yani. Kadro istiyoruz. Ben 21 yıllık ücretli öğretmenim. Hatay'dan geldim. Okul öncesi öğretmeniyim. Üniversiteden mezun oldular, yıllarca çalıştılar, öğrenci yetiştirdiler. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ücretli öğretmenler kadro taleplerini dile getirmek için başkentte bir araya geldiler. Duyun artık sesimizi diyerek hükümete seslendiler. Yıllarca asgari ücret altı maaşla, yarım sigortayla hiçbir öğretmenlik özlük haklarından yararlanamayarak her an işsiz kalma riskiyle bu görevi evlatlarımıza eğitimsiz kalmamaları adına bu görevi yaptık.
eğitim kurumlarında çalışan ücretli öğretmenler kadro haklarının verilmesi için Ankara Ulus'ta buluştu. Eğitim emekçilerinin dertleri ortaktı. Şu anda yaz tatili nedeniyle işine son verilen arkadaşlarımız başka işler yapacak mecburen. Tatillerde maaşımız kesiliyor, sigortalarımız yatmıyor. Yazın gelmesiyle birçoğu mesleklerini yapamayacak. Çoğu önümüzdeki eğitim yılında belki de işini kaybedecek. Tek istekleri kadrolu öğretmen olabilmek. Artık 2018'den beri sesimizin duyulmasını istiyoruz. Ücretli öğretmenler yaşam şartlarının zorluğuna dikkat çekti. Asgari ücretliden daha az maaş alıyoruz diyerek bir kez daha başkentten ses yükseltti. Devletimizden bizlerin emeğinin görülmesini istiyoruz. İkinci üniversiteyi okuyorum, son sınıftayım. Her yıl KPSS'ye de giriyorum. Yani emeklerimizi bir an önce görsünler, yıllarımızı verdik yani. Atanmayan öğretmenler. Ben özellikle her fırsatta onları ve sorunlarını dile getirmeye çalışırım. Tıpkı tüm sağlık çalışanlarımızın sorunlarını aktarmaya çalıştığım gibi. Evet, hem yaşam koşulları her geçen gün zorlaşıyor ve onlar öğretmenler yani de hak ettiklerini bir türlü alamayan gruplardan. Bir yanda birden çok maaşlı bürokratlar, bir yanda öğretmenler. Atanmayan ücretli öğretmenler. Çalışıyorlar. En zor olan çocuklarımıza eğitim, öğretim verme yükünü omuzlarına alıyorlar ama onların maaşı tek, bir tane. Bir tane ama üstelik girdikleri ders başına cüzi bir ücret. Umudumuz hak ettikleri değeri görmelidir. Sayın seyirciler, daha önce toz koparandaki kentsel dönüşüm düğümünü defalarca ekranlarınıza taşıdık. Mahalle dönüşüme karşı değil ancak borçlanacak güçleri yok. Ancak artık yıkım için geri sayım da başladı. Görevliler apartmanların elektrik ve suyunu kesmeye gitti. Bina sakinleri direnince de polisten sert müdahale geldi. Fox muhabiri Derya Özcan ve kameraman Ömür Dikme o arbedeye yakından tanıklık etti. Onu çek onu! Mahalleli etten duvar ördü, polis kalkanlarıyla o duvara yüklendi. Kentsel dönüşüm arbedesi biber gazlı müdahaleyle son buldu. İstanbul Güngören'deki toz koparan mahallesinde uzun süredir çözülemeyen dönüşüm düğümünde gerginlik büyüdü. Yıkılmak istenen evlerin elektriğinin suyunun kesilmesine engel olmak istedi apartman sakinleri. Polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Suyumuzu, doğalgazımızı kesiyorlar şu anda. Benim annem 80 yaşında, nefes alamadığı için makineye bağlıyorum. Evimizden çıkın diyorlar, bizi atmaya çalışıyorlar. Gaz bombası sıkarak evlerinizi terk edin diyorlar. Toz koparanda kentsel dönüşüm nedeniyle 900 dairenin bulunduğu apartmanlar yıkılacak. Mahallelinin dönüşüme itirazı yok ancak yeniden borçlanmaları isteniyor. Çoğunun da ne ödeme gücü var ne de kalacak başka yeri. Hem evimi alacak hem beni 15 yıl borçlandıracak. Biz evimize ev istiyoruz. Yıkılmasını istiyoruz ama bizim evimize ev versinler. Borca sokmadan. Sözleşmesiz evlerimizden zorla çıkartılıyoruz. Hukuki süreç devam ederken altyapılarımızı kesmek için Güngören Belediyesi, gördüğünüz Çelik Kuvvetli buraya kapımıza yığdı. İstanbul Toz Koparan Mahallesi'nde aylardır kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşanıyor. Bugün ise mahalleye sabahın erken saatlerinden itibaren Çevik Kuvvet ekipleri geldi. Elektrik ve sularının kesilmesini istemeyen semt sakinleriyle polis ekipleri karşı karşıya geldi. Şimdi şöyle dayanmışlar balyozlarla. Ne söyleyeyim, insanlığın bittiği yer işte. Apartman sakinleri binalarını terk etsin diye belediye ekipleri elektriği suyu kesmek istedi. Mahalleli engel olmaya çalıştı. Kısa sürede ortalık karıştı. Avukat vurma lan, vurma. Polis ekipleri binaya girmeye çalışıyor. Mahalle sakinleri binaya sokmamak için direniyor. Polis böyle ilerledi. Çevik kuvvet ekipleri binada oturanların açmadığı kapıyı asılarak yerinden söktü. Apartman sakinlerinden birkaçı binayı boşaltmamak için çatıya çıktı. Arbede sırasında fenalaşanlar oldu. Sonunda görevliler elektriği suyu kesti. Şimdi yüzlerce kişi kalacak yer bulana kadar o evlerde yaşamak zorunda. Annem dün ameliyat
burada. Dinlenmesi lazım. 2500 lira ortalama maaştan geçen insanlar bunlar. Nereye gidecekler? Bütün halk yapıyı kesip insanların hayat damarlarını kapatıyor. Rantsal dönüşüm değil, kentsel dönüşüm istiyoruz biz burada. Yani şu izlediğiniz görüntüleri, arkamda gördüğünüz kareye gerek var mıydı bilemiyorum. Biber gazıyla müdahaleye gerek var mıydı? Oradaki mağdur vatandaşlar ve bizim ekibimiz de Derya Özcan ve Ömür Dikme de çok zor durumda kalmışlar. Bizim ekibimize geldiklerinde gördüm. Biber gazıyla müdahaleye gerek yoktu diye düşünüyorum. Hukuki süreç devam ediyor. İnsanlar mağdur, yani bir de böyle altyapı hizmetlerini keserek mağdur etmeye gerek var mı bilemedim ben. Benim yorumum bu kadar. Üzüldüm sadece. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidara geldiklerinden 19 yıl sonra ilk kez AK Partili belediye başkanlarına aynı Millet İttifakı'ndaki belediyeler gibi ihalelerin canlı yayınlanması talimatını verdi. Muhalefet de Erdoğan'a 5 müteahhide kamuoyundan gizli verilen köprü, otoyol ve şehir hastaneleri ihalelerini hatırlattı. İmar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin. Tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Dünyanın en adam kayırmacı ihalelerini yapanlar Ekrem İmamoğlu'ndan tutun, Mansur Yavaş'tan tutun, en küçük belde belediyemize kadar ihaleleri canlı yayında yayınlayınca şimdi AK Parti, hani ya çok öncü belediyecilik yapıyordu AK belediyecilik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili belediyelere verdiği imar ve ihalelerde şeffaflık talimatları muhalefeti konuşturdu. Sayın Cumhurbaşkanım, bu zamana kadar yapılan ihaleler ne olacak? Beşli organizasyonun aldığı ihaleler ne olacak? Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğin yerini almaz, alamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili belediyelerle buluşmasındaki uyarıları dikkat çekti. Bizim siyasetteki varlık gayemiz birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek, birilerini makam mevki sahibi kılmak değildir. Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına kimseye menfaat alanı oluşturmayın dedikten sonra sözü imar düzenlemelerine ve muhalefetin en çok eleştirdiği belediye ihaleleri konusuna getirdi. İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin derken 19 yıl sonra ilk kez AK Partili belediyelerdeki ihalelerin canlı yayınlanmasını istedi. İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin. Hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Hazır bizi izlemişken umarım Beşli Çete'ye verdiğiniz ihalelerde de diğerlerine verdiğiniz ihalelerde de aynı kararlılıkta olursunuz. Onları da canlı yayınlatırsınız. Vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Kamu özel işbirliği ile ilgili sözleşmeleri istedik. Ticari sırdır diye bize vermediler. Şeffaflıksa bunu konuşmamız lazım. 31 Mart seçiminden sonra AK Parti'den Millet İttifakı'na geçen İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm belediyelerde ihaleler canlı yayınlanıyor. Bu uygulama Cumhur İttifakı tarafından eleştiriliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi AK Partili belediyelerin de ihaleleri canlı yayınlamasını istedi. Günaydın Sayın Erdoğan, günaydın. Belli ki Sayın Erdoğan'ı birileri uyarmışlar. Unutmayınız, sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını da etkileyecektir. Türkiye'deki bütün AK Partili belediyelerde yapılan ihaleleri hep belli şirketlere verilmiş, yandaşlık, yoldaşlık gözetilmiş. Bu zamana kadar yapılan bu vurgunun hesabı sorulmayacak mı? Gözler AK Partili belediyelere çevrildi. 19 yıl sonra ihalelerin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim öncesi vaatlerinden birini daha hayata geçirdi. İhtiyaç sahiplerine koli dağıtmak yerine kendi istediklerini alabilmelerini sağlayan, aynı zamanda herkesin kullanımına açık olacak başkent kartı Millet İttifakı'nın liderleriyle birlikte tanıtıldı. İhtiyaç sahiplerini rencide olmaktan kurtaracak bir modeli hayata geçiriyoruz. Yardım kolisi dağıtmayı ortadan kaldırıyoruz. Seçim öncesi vaatlerinden biriydi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden istedikleri yerden alışveriş yapabilmelerini sağlayan, aynı zamanda da tüm vatandaşların kullanımına dünyanın her yerinde açık olan başkent kartı tanıttı Başkan Yavaş. Post cihazına her dokunduğunuzda bankaların cebine gidiyor. Yüklü komisyonları kendilerine alıyorlar.
Bundan sonra bu komisyon sosyal hizmetlerinde harcanmak üzere kullanılacak. 200 bine yakın ihtiyaç sahibine koli yardımını bitirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Başkent kart dağıtıldı o ailelere. Her ay 500 TL yükleniyor. Ancak başkent kartı sadece o aileler kullanmayacak. Ankaralılar da başkent kart tüm Türkiye'nin tüm alışverişlerde kullanabileceği bir kredi kartı. Beton yığınları, israf çöplükleri göremeyince eksiklik hissedenlere bizim belediyecilik önceliğimizin ne olduğunu bir kez daha göstermiş olacaktır. Türkiye'nin dört bir yanında bu kartı kullanmak isteyenler online olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunacak. Kartın bir limiti yok. Kullanmak isteyen harcaması kadar para yükleyecek. Harcama karşılığında bankalara bir komisyon ödemeyecek Büyükşehir Belediyesi. O komisyon tutarı ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardım olarak dönecek. Seçimlerden önce verilen sözlerin seçimlerden sonra nasıl tutulduğunu gördük. Bereketli olmasını diliyorum. Başkent kartın tanıtımında Millet İttifakı liderleri de vardı. Pandemi döneminin başında Millet İttifakı belediyelerinin yaptığı yardım kampanyası paralarına bloke konulması da gündeme geldi. Sayın Genel Başkanım Meral Akşener Hanım, efendim biliyorsunuz siz bizim bu dayanışma kampanyamıza destekte bulunmuştunuz. O hala bloke. Evet. Kimse bu paraya çökemeyecek Sayın Başkan. Kimsenin engel olamayacağı bir uygulama geliştirdik. O paralarınızı kimse bloke edemeyecektir. Başkent kart Türkiye'de bir ilk, 84 milyonun kullanımına sunulan bir kredi kartı. Yapılacak harcamalarla ihtiyaç sahibi ailelere de yeni destek kapısı. İstanbul'daki kamu hastanelerinde bulunan çoğu kantin Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Beltur tarafından işletiliyordu. Böylelikle hastalar ve sağlık çalışanları piyasaya göre daha ucuza yiyecek ya da içecek alabiliyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı sözleşmeleri yenilemedi. Belediye meclis üyelerine göre sebebi son yerel seçimden sonra yönetimin değişmesi. Hiçbir şey yok. İçeride su bile yok. Su bile içemiyoruz. Kantin yok. Bisküvi alamıyoruz. Bari bir bisküvi yeseydik. Nerede çalışıyorsunuz efendim? Çocuk psikiyatride. Psikoloğum ben. Ne için çıktınız dışarı? Yani ihtiyaçlarımı almak için, yiyecek almak için. Ben maalesef kantin olmadığı için hastanenin dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Tekrar geri gitmek zorunda kalıyoruz. Bu da bayağı zamanımız alıyor. Yani nereden baksanız bir 15-20 dakikamız burada geçiyor. 2013 yılından bu yana İstanbul'daki 55 kamu hastanesindeki 78 noktada hizmet veriyordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait kantinler. 2019 yılının Şubat ayında sözleşme süreleri doldu. Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapıldı ama o sözleşmeler yenilenmedi. 42 tanesi kapatıldı. Hasta, hasta yakınları ve sağlıkçılar mağduriyet yaşıyor. Var mı herhangi bir büfe? Yok, eskiden tostla yiyorduk. Büfe kapalı şu anda. Ne kadar sürüyor yürümeniz? Abi 15-20 dakika sürüyor. 15-20 dakika? Evet. Bir de geri dönüşü var. Evet. Burası Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin içindeki Beltur. Bir süredir burası da kapalı. En yakın market ya da büfe hastanenin dışında ve çok uzağında. Hasta yakınları ya da sağlık personeli bir su almak için bile kilometrelerce yürümek zorunda. Ancak gece olduğunda oraları da kapalı. Gece nöbetlerde ne yapıyorsunuz? Her zaman dışarıdan. Hastanın dışında. Var mı açık yer gece nöbetinizde? Bulabilirsek, bulamazsak o da yok. Kaç kilometre yürüyorsunuz yemek için? Bir iki kilometre. Ben annemle gelmiştim. Annem kan vermişti. Tansiyonu düştü, tuttum. Sonra kantin aradım, yok dediler. Büfe bulmam, toplam buradan oraya gelmem falan 15 dakika. Yarım saat ortalama. Bu aynı zamanda İstanbul halkının, devlet hastanesi çalışanlarının, hastanedeki yatan hastaların ve hasta yakınlarının hizmet almasını da engellemektir. Hastanız mı var? Evet, hastam var. Babam iş kazası geçirdi. Sabahtan beri bekliyoruz. İnsan ister istemez acıkıyor yani. Bir simit, bir meyve suya 7,5 lira para verdik. Yani eğer olsaydı belki daha uygun. İşte bir su ya da çay, tost için bu mesafeyi kat etmek zorunda kalıyor hastalar ve sağlık çalışanları. Saat 10.30-11 gibi bir kahvaltı var. Ondan sonra başka bir öğün verilmiyor. 7-24 çalışan hastaneler olduğumuz için sağlık emekçileri olarak özellikle nöbetlerde akşamları çay, kahve ya da acıktığımızda herhangi bir yemek yeme olanağımız ortadan kalkmış durumda. İhtiyacımız olduğunda yolun karşısına geçip başka dışarıdan büfelere gitme ihtiyacı hissediyoruz. Tabi bu da zaman alıyor. Mesele Ekrem İmamoğlu'nu cezalandırmak ise
Bu ayrı bir mevzu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Nuri Aslan'a göre 6 yıl boyunca kesintisiz devam eden sözleşmenin yenilenmemesinin sebebi yönetimin el değiştirmesi. Sağlık Emekçileri Sendikası da yetkililere seslendi. Bir an önce bu anlaşmaların yapılması ve hastane içinde bizlerin ulaşabileceği temiz, güvenilir, ucuz kantinlerin oluşturulması gerekiyor. Efendim biraz önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir açıklamada bulundu, onu paylaşacağım ama Covid-19 tablosunu önce sizlerle bir paylaşalım. Bugün itibariyle test sayısı 224.192, vaka sayısı 5.809. Burada benim de anlamlandıramadığım bir durum var. Düne göre test sayısı yükseliyor, vaka sayısı ise düne göre düşüyor. Hasta sayımız 550, vefat sayımız ne yazık ki 65, dün de 57 insanımızı, vatandaşımızı kaybetmişiz. İyileşen sayımız 5.917, bu tarafta ağır hasta sayımız 763, dün 791'miş efendim. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söyle yaptığı açıklama, şimdi ekranınızda tam olarak görüyorsunuz, aşılamada yaş sınırı 18'e indi efendim. Cuma gününden itibaren bunu da özellikle belirtmiş olalım. Sayın seyirciler, stajyer doktor nöbetten çıktı, evine gitti. Oturduğu sitenin güvenlik görevlileri ona yemek getiren kuryeyi içeri almayınca kavga çıktı. Üç özel güvenlik görevlisi stajyer doktora copla saldırdı. Abi tamam. Abi. Abi tamam. Abi tamam. Sakin ol. Vurmayın. Defalarca copla vurdular, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Üç güvenlik görevlisi stajyer doktoru evinin önünde böyle dövdü. Çevredekilerin uyarıları da onları durduramadı. Vurmayın! Tamam ki, vurma! Sakin ol! Vurma! Sakin ol! Sakin ol! İstanbul Bağcılar'da nöbetinden sonra evine gider gitmez yemek siparişi verdi stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu. Site güvenliği kuryeyi siteye almayınca telefonda tartışma çıktı. Aradım güvenlik abimi. Kendisi bana tahrik edici bir cümlede bulundu. Sen doktorsun, bunu bilemeyecek misin işte gibi. Ya doktor olmuşum da ne olmuş? Ben insanım ya. Ondan sonra bana hakaretler. Geliyoruz. 3 kişi gelmişler meğerse. 3 kere aradılar beni. Geliyoruz. Geldik. Neredesin? İki güvenlik görevlisi yanına yaklaştı Arslanoğlu'nun. Bir anda duvara ittiler. İçlerinden biri copunu çıkarttı. Vurmaya başladı. Seni burada işte yaşatmayacağız. Beni orada cama yapıştırıyorlar boğazından tutup. Diğer güvenlik görevlisi bana 5 kere copla şurama, şu bölgeme vurdu. Yani Allah'tan başımı hani korudum. Abi tamam. Balkondan olaya şahit olanların uyarıları da, polis çağırıyorum demeleri de durduramadı özel güvenlikçileri. Şiddet apartmandakiler araya girene kadar devam etti. Darp raporu da alan stajyer doktor hem site yönetiminden hem de güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu. Güvenlik şirketinden, site yönetiminden, darp eden güvenlikçilerden şikayetçiyiz. Abi tamam. Vurmayın. Sakin ol. SMA hastası bebeklerin kasları günden güne eriyor. Çoğu yoğun bakıma girmek zorunda kalıyor. Ailelerin tek umudu olan gen tedavisini ise SGK hala karşılamıyor. Kampanyalarla para toplamaya çalışan aileler bir kez daha seslerini duyurabilmek için Ankara'da eylemdeydi. İki oğlum da aynı bu hastalıktan vefat ettiler. İki mezarın üstünde ağlıyorum ama üçüncü mezarım da olmaz. Kalbi durdu, hani şu an durumu stabil. Ben kızımı göremiyorum ya, anne olarak dokunamıyorum. 2,5 yıldır yoğun bakımda yatıyor. Küçücük bedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor çoğu SMA hastası bebek. Ailelere dokunamıyor. Dokunabilense çocuğunun kaslarının günden güne eridiğini görüyor, daralan zamana karşı mücadele veriyor. SMA hastası çocukların aileleri bir kez daha Ankara'daydı. Yurt dışında 2 milyon 100 bin euroya mal olan gen tedavisini SGK karşılasın diye seslerini duyurmaya çalıştılar. 3 aydır yoğun bakımda. Solunum sıkıntısı yaşıyor, entübe halinde. 7 aylık bir kampanya ve sadece %1 olabilir.
geldik. Bugün nasıl bilemiyorum ben. Çocuğumu orada bıraktım, buraya geldim. Devletimiz artık sesimizi duysun diye. Oğlum artık benim gözümün önünde can çekişerek ölecek yani. Zamanla, saniyelerle yarışıyoruz. Bakanlıkla yarışıyor, bakanlık izin vermiyor, kirli kampanya diyor. Hem zamanla hem de bürokrasiyle mücadele ediyor aileler. Tek doz ilaçla iyileşme ihtimali var bebeklerin. Yurt dışında uygulanan o ilaç aslında yurt dışı listesine alındı. Yani ailelerin kullanmasına onay verildi. Ancak milyonlarca lirayı bulan maliyetini ailelerin karşılaması mümkün değil. SGK ise hala ilacı karşılamıyor. Tedavisi olmayan bir hastalık değil artık. Yap bakalım aferin. Bana anne demesini istiyorum. Onun sesini duymak istiyorum. Ve bir anne olarak size yalvarıyorum, lütfen duyun sesimizi. Toprak yavaş yaren belli. Beyazıt Eser bebekler için zaman daralıyor. Aileleri ise kampanyalarla ilerleyemiyor. Ben evladımı kaybetmek istemiyorum, ne olur. Yardım edin bize. Bak bakalım. Hırsızlık damgası yiyoruz, azar işitiyoruz. Benim oğlum şu an can çekişiyor. Kayıp haberleri değil, umutlu haberler almak istiyor aileler. Sağlık Bakanlığı'nın bu çığlığı artık duymasını istiyorlar. O ilaç benim oğlumun hakkı. Görenler görmezden, duyanlar duymazdan geliyor. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Önemsiyorum, önemsiyoruz Fox Haber olarak. Şimdi ara zaman efendim. Efendim Fox Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bir tek dostuma her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memnunum.